Merhaba, ben Sinem Zayme. Prizren'de Motrat Çiryazi Okulu'nda matematik öğretmeni olarak çalışmaktayım. Bugün 6. sınıflarda matematik konusundan merkezi eğilim ölçülerini açıklayacağım. Merkezi eğilim ölçüleri 3 adımdan incelenmektedir. Aritmetik ortalama, mod tepe değer, medyan ortanca değer. Merkezi eğilim ölçülerinden aritmetik ortalama, veri grubundaki sayı değerleri toplamının gruptaki toplam birey sayısına bölünerek bulunur. Aritmetik ortalama, yukarıda toplam, aşağıda ise eleman sayısı yazılır. Örnekle bunu gösterelim. Bu konuyu zaten aritmetik ortalama konusunu öğrencilerimiz kendi ders notlarında çok iyi biliyorlar. Örneğe geçelim. 5 kişilik bir ailede baba 70 kilogram, anne 60 kilogram ve çocuklar 45, 25 ve 10 kilogram olduğuna göre bu ailenin kilo ortalamasını bulalım. Aritmetik ortalama yukarıda toplam, aşağıda ise eleman sayısı. Yani 70 artı 60 artı 45 artı 25 artı 10 bölü 5. Bölü 5 demek ki ailedeki 5 kişinin bölümüne ve yukarıda ise kilogram ölçüleri yazılmaktadır. Bunun bölümü eşittir 42 kilograma. Yani aritmetik ortalaması ailenin 42 kilogramdır. Diğer bir örneğimize geçelim. Örnek, bir öğrencinin matematik dersi puanı 70, fen dersi puanı 60, Türkçe dersi puanı 80 olduğu durumda teknoloji dersi sınavına giriyor. Bu dersin ortalaması 75 olması için teknoloji ders sınavından kaç puan alması gerekiyor? Aritmetik ortalamada yukarıda toplam, aşağıda ise eleman sayısı. Toplam 75'e eşit olması gerekiyordu ortalamasının. Yukarıda toplam yazacaktık, aşağıda ise eleman sayısını. Türkçeden 70 idi. Pardon, matematikten 70, Türkçe 60, fen biliminden 80 gibi. Diğer teknoloji dersi bilinmediği için buraya x koyuyoruz. Ve bunların toplamı böleceğiz ders sayısına. Kaç ders var? 1, 2, 3 ve 4 ders olduğu için 4'e bölüyoruz. Daha önceki konularda kesirlerde sade hale getirmek için çapraz çarpım yapıyoruz. 75 çarpı 4, 320. 70 artı 60 artı 80 eşittir 210 artı x. Buradan da x'i yalnız bırakarız. 320 eksi 210 eşittir 90. Demek ki teknoloji dersinden 90 puan alması gerekiyor. Not ortalamasının 75 olması için. Diğer bir örneğe geçelim. Örnek, yaş ortalaması 18 olan 11 kişilik bir gruptan 28 yaşında bir kişi ayrılırsa bu grubun yaş ortalaması kaç olacağını bulalım. Toplam 18 idi, yani yaş ortalaması. Yukarıda toplam bölü 11. Bu 11'de 11 kişi olduğunu açıklay. Buradan aynı şekilde kesirlerde kurtulmak için çapraz çarpım yaparız. 18'in altında 1 olduğunu düşünürüz. 1 defa toplam eşittir toplam. 18 defa 11 eşittir 198. Aritmetik ortalamada ne yazacaktık? Yukarıda toplam 198'di. Bir kişi, 28 yaşındaki bir kişiyi çıkarırsak ve toplam 11 kişi olduğundan bir kişi çıktığında 11'den 10 kalır. 198 eksi 28, 170 bölü 10 eşittir 17. Demek ki bu ortalaması 17.
Merkezi eğilim ölçüleri konusu ders kitabınızda sayfa 256-258'de. Öğrendiğimiz konuyu tekrar edin. Tekrar yapmadığınızda 20 dakika sonra %50'sini, 1 saat sonra %70'ini, 1 gün sonra %80'ini unutursunuz. Unutmamak için tekrar edin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek ders görüşmek üzere. Hoşça kalın.